League of Legends şampiyon tanıtımının bu bölümünde ölü dev Sion var. Ölüm sırasını savdı. Korkunun kokusunu alıyorum. Eski bir Noxus generali olan Sion öldükten sonra tekrar hayata döndürüldü. O artık ölü bir dev. Ağır ve yıkıcı bir savaş makinesi olan Sion eski halini hatırlayıp geçmiş anılarını elinde tutabilmek için çaresizce kendini savaşın ortasına atıyor. Sion oyunda güçlü ve alan etkili kitle kontrol araçlarına sahip, tekli koridorda ve ormanda kendini gösteren inatçı ve devasa bir tank. Sion'un pasifi ölümün görkemi. Sion her katledildiğinde öfkeyle baltasını bir kenara fırlatır ve önemli ölçüde saldırı hızı, saldırı gücü ve can çalma kazanır. Bu şekilde tam canlı oyuna geri dönse de canı hayatta kaldığı süreye bağlı olarak hızla azalır. Sion öfkelendiğinde sendeler ve yavaş hareket etmeye başlar. Bu esnada tüm yeteneklerinin yerine ona kısa süreli hareket hızı veren ölüm dalgası harekete geçer. Ölümün görkeminin bekleme süresi yoktur. Yani Sion çatışmada her düştüğünde pasifi devreye girer. Ölürseniz durmayın, saldırmaya devam edin. Görkemli ölümünün intikamını Sion'un saldırılarının rakibi azami canı oranında vereceği ekstra hasarla alabilirsiniz. Sırada Sion'un Q'su kırıp geçir var. Sion ayaklarını yere sağlamca basar ve bir süre odaklandıktan sonra baltasını önünde kalan geniş bir alanda savurarak çarptığı rakiplere hasar verip onları havaya savurur. Kırıp geçirin odaklanma süresi arttıkça hasarı da artar. Üstelik rakipleri havaya savurabilmesi için yükü yarıya kadar doldurması yeterli. Baltası parlamadan önce saldırdığında ise vurduğu rakipler yavaşlıyor. Kırıp geçir odaklanma gerektirdiğinden rakibin kitle kontrol yetenekleriyle durdurulabilir. Bu durumda saldırı geçersiz olsa da tekrar deneyebilmesi için bekleme süresinin bir kısmı Sion'a geri verilir. Kırıp geçiri takımınızın kitle kontrolü etkisinin üstüne kullanın. Rakipler zaten sersemlemiş olacağından bu saldırıdan kaçamayacaklardır. Sion'un W'su ruh eriten hem pasif hem de aktif özelliklere sahip bir yetenek. Pasif olarak Sion'a katlettiği her birim için ilave azami can kazandırır. Büyük canavar, kuşatma minyonu ve rakiplerde bu miktar artar. Kullanıldığında ise Sion etraftan gelen hasarı hemen bir kalkan oluşturur. Sion birkaç saniye sonra bu kalkanı patlatarak yakındaki rakiplere büyü hasarı verebilir. Burada dikkat edilmesi gereken iki konu var. Eğer kalkan eritilirse patlama özelliği ortadan kalkar. Ayrıca Sion diğer yeteneklerini kullanırken ruh eriteni istediği zaman açıp patlatabilir. Ruh eriteni rakipleri kendi minyonlarınızdan uzak tutmak için kullanın. Kalkan önemli ölçüde hasar emer ve yarattığı patlama daha ilk seviyelerden can yakar. Sion'un E'si infazcının kükremesi. Kullanıldığında Sion hedeflenen yöne doğru kükreyerek isabet eden ilk rakibi hasar verip onu yavaşlatır ve zırhını düşürür. Sion'un kükremesi öyle güçlüdür ki bir minyona ya da canavara doğru kükrediğinde kurbanı yeteneğin temel menzilinden bile ileriye savrulur. Bu talihsiz kurbanlar uçarken adeta birer füzeye dönüşüp çarptıkları her şeye artan ölçüde hasar vererek onları yavaşlatırlar. Minyonlar duvardan geçemeyeceği için rakipler duvarların arkasına saklanabilir. İnfazcının kükremesini rakiplerinizi uzaktan dürtmek için kullanın. Bu yetenek takımınızdan gelecek diğer yeteneklerin isabetine katkı sağlar. Sion'un ultisi durdurulamaz hücum. Sion hedef yöne doğru gitgide artan bir hızla koşmaya başlar. Rakip bir şampiyona ya da yüzeye çarptığında yere vurarak yakındaki rakiplere hasar verip onları havaya savurur. Uzakta kalan şampiyonlarsa yavaşlar. Durdurulamaz hücumun menzili oldukça geniştir. Sion'un hücumunu kontrol edemesek de kendisi olabildiğince imlecin yönünde hareket etmeye çalışır. Sion bu esnada yolundaki minyonları devirir ve kendisine gelen yavaşlatma ya da durdurma etkilerini yok sayar. Menzilinin sonuna geldiğinde veya yeniden kullanıldığında bir şampiyona çarpmış gibi yere vurup aynı yavaşlatma, hasar ve savurma etkilerini rakibine uygular. Sion gizliliğe pek önem vermeyen bir şampiyon olduğu için ultisini kullandığı anda tüm oyuncuların duyabileceği güçlü bir hücum sesi çıkarır. Durdurulamaz hücumla takım çatışmalarını başlatabilirsiniz. İyi zamanlı ve pozisyonu yerinde bir ulti ile Sion rakip takımı yerle bir edebilir. Sion
Sion'un tek başına da güçlü olan yetenekleri birlikte kullanıldığında yıkıcı bir etkiye dönüşür. Bu etkiyi kullanarak Sion'un gücüne güç katmak için işte size bazı combo ipuçları. Takasa girerken rakibi önce E ile yavaşlatın. Ve kırıp geçire odaklanmak için pozisyon alırken bir yandan da kalkanınızı açın. Rakip menzilden çıkana kadar yükün en az yarısı dolmuş olacaktır. Bu noktada saldırmak için yaklaştığınız zaman ruh eritende patlamaya hazır hale gelir. Sion'la karşılıklı takaslara girdiğinizde bu temel komboyu kullanabilirsiniz. Yetenekleriniz beklemede değilken rakibi bu sırayla sıkıntıya sokabilirsiniz. Sırada bir grup rakibe saldırıp takım çatışması başlatmak için güzel bir combo var. Ulti ile başlayıp hızlanırken bir yandan da ruh eriteni açın. Rakip takıma çarpar çarpmaz onları havaya fırlatmanız size kalkanınızı patlatırken Q'nuzu yükleyebilmek için vakit kazandıracak. Sonunda bu ölümcül kombodan kaçmaya çalışanları E ile yavaşlatın. Sion koridorunu hunharca ittirebilir. Koridorda rahat ve hızlı bir şekilde minyon dalgalarını temizleyip rakipleri dürtmek için Q ve W kullanacağınız temel yetenekler. Koridor safhasında ruh eritenin pasifiyle sürekli kendinize can eklemek oyunun sonlarında daha güçlü olmanızı sağlayacaktır. Ormancıyken kampları temizlemeye tam yüklü Q ve ruh eritenin kalkanı ile başlayın. Ruh eritenin tam kalkanı patlamak üzereyken yeniden devreye sokun. Böylece hem canavarlara fazladan hasar verebilir hem de olabildiğince az hasar alırsınız. Sion en güçlü baskınları ultisiyle yapsa da zamanlaması iyi ayarlanmış erken baskınlardan da sonuç alabilirsiniz. Alt koridordaki Vel'Koz ve Kog'Maw'ın pozisyon dışında kaldığını gören Sion, kaçmaya çalışan iki rakibi birden kırıp geçirin geniş etki alanıyla yavaşlatıyor. Ardından infazcının kükremesiyle Vel'Koz'u bir daha yavaşlatıyor ve böylece ard arda gelen yavaşlatma etkileriyle takım arkadaşları yetişip skorları topluyorlar. Durdurulamaz hücumun hızı ve uzun menzili Sion'un 6. seviyeden sonra koridorlardan oldukça etkili baskınlar yapmasını sağlar. Baskına gitmeden önce takım arkadaşınızın harekete geçmeye hazır olduğundan emin olun. Burada Sion ve Malphite deyim yerinde ise durdurulamaz bir baskın yapıp Veigar'ı tek hamlede yok ediyorlar. Güle güle Veigar. Fakat öte yandan Sion koridordaki hareketini erken belli ederse atik rakipler kıvrak bir şekilde bu saldırıdan kolaylıkla kurtulabilirler. Kırıp geçir kısa bekleme süresi havaya savurma özelliğiyle can yakan bir yetenek olsa da yükünü tam doldurmak zor olabilir. Bu yüzden rakiplere yarı yüklü hasar verip onları yavaşlatmak tam yükleme esnasında rakiplerin çeşitli yollarla alandan kaçmalarından daima daha iyidir. Bu örnekte Sion'un açgözlülüğü bütün Q'ları kaçırmasına neden oluyor. Durdurulamaz hücum haritanın neredeyse yarısına kadar etki ediyor olmasına rağmen kısa mesafeden çatışma başlatmak için de çok etkilidir. Çatışmayı başlatan Sion Q'suyla rakibin yüksek hasar veren kırılgan şampiyonlarını dağıtıp ruh eritenin kalkanı ile hayatta kalabiliyor. Ormanın kapalı bölgelerinin Sion'un alan etkili yetenekleri için oldukça uygun bir savaş meydanı sağladığını da ekleyelim. Oyunun sonlarında tankımsı eşya dizilimi ve ruh eritenin sağladığı pasif can bir araya gelince Sion'u öldürmek imkansızlaşıyor. Fazla hasar eşyasına ihtiyaç duymadan sahip olduğu kitle kontrol araçları ve düşük bekleme süreleriyle Sion uzun çatışmalarda etkili olabiliyor. Ultiniz beklemedeyken rakibe saldırmak için E'yi kullanın. Bu yeteneğin uzun süreli yavaşlatma etkisi ve ardından gelecek yüklü bir kırıp geçir, rakip takımı canından bezdirebilir. Sion şampiyon tanıtımını izlediğiniz için teşekkürler. Resmi YouTube kanalımıza üye olup bizi takip etmeye devam edin.